Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Geçenki videolarda Mehmet Hoca bir şey değildi. Ben videoyu sonlandırdım da biz dedik ki bu konuda biraz daha ayrıntıya konuşalım. Mehmet Hoca sen dedin ya, Kudüs yıkıldığını gördün, evet, yıkılacak bir şey dedin. Sebebi nedir hocam, nasıl yıkılacak? Şimdi hocam kutsal hem Müslümanlar için hem Hristiyanlar için hem Yahudiler Ya için. şimdi Kutsal bir alanın yıkılması enteresan değil mi? yani Muhammed Medya rüyada Kudüs yıkılacak dendi. Muhammed Medya bana dendi. Ben de buna yorum yapıyorum. Yani orada Hezekel diye geçmişte onlardan çıkan bir peygamber varmış ve kuzeyde bir savaş çıkacağına dair bir yorum yapmış. Ha, Amik Ovası'nda çıkacak bir savaştan söz etmiş. Yani kardeşim bunlar birer senaryodur. Bunlar İslami alemi yok etmek için, birbirine kırdırmak için ve kuzeyde bir savaşı çıkartmak için amaçlarına ulaştılar. Kuzeydeki savaş işte Rusya-Ukrayna'dır. Yarın başka İslami de yanlarına çekecekler. Büyütecekler savaşı. Halbuki bu onların bir tuzağıdır. Müslüman kardeşlerimiz bu senaryolara gelmesin. Kudüs yıkılacak. Muhammed Medya denmiştir. Ve onların bu senaryoları için Allahu Teala Muhammed Medya bu rüyayı göstermiştir. Ve Kudüs yıkılacak denmiştir. Ben de buna yorumluyorum. Kim demiştir hocam? Rüya aleminde Kudüs yıkılacak bir nida. Belki bir savaş da olabilir. Büyük Kudüs savaş. yıkılacak, yıkılacak ha. Tamam. Artık savaş mı olur? Allah'ın emriyle yıkılır. Orası kapalı. Kudüs yıkılacak denmişti. Evet. Bu kadar. Yani hocam bu kadar kısa mıydı yani? Budur. Yorum budur. Ben yorumu yaptım ve rüyayı da konuştum Önemli bu. önemli konu olduğu için acaba savaşla mı acaba Bilmiyor. Orası kapalıdır artık ha. niye her konuyu mesela ben de 25 gördüm ya, 25 Mayıs ile 25 Temmuz, ama Bu da kapalı, o kapalıdır. da kapalıydı yani, sadece o. Kapalı. Belki Allahu Teala'nın emriyle kapanmıştır. Artık Allahu Teala belki apatsa da yıktıracak. Olabilir yani. Bu kapalıydı. Herhangi bir silah Hadi gösterilmedi. 3. bir dünya savaşı ne mi olacak? Sadece Kudüs yıkılacak dendi. Bu. Ha? Bir nida geliyor ona. Ha? O da bana söyledi. Dün ha. Kudüs yıkılacak. Bana görüntü de yok. Sadece bir nida, bir ses. Kapalı. Bu. Ben yani ancak ben de onun gibi diyebilirim. Başka bir yorum atamam. Acaba neden yıkılacak? Onların da bir hatası var ki yıkılacak. Çünkü çok Müslümanları katlettiler Çetin. O da Müslüman'a da yaşıyor. Ya çok Müslümanları öldürdüler. Çok senaryo, çok filmler yapıyor. Ya o Hezekel. Onlarda çıkan bir peygamber. O Hezekel'in ismi Kur'an'da yoktur. Zekeriya belki de Zekeriya olamaz mı? Yok, Hezekel ayrı bir peygamberdir. Zekeriya'nın ismi Kur'an'da yok. Hocam Zekeriya'nın var. zaten peygamberlerin birçoğunun da ismi yok İsmi Kur'an'da. yok ama bu bir senaryodur. Bak ne demiş? Adam kendi çıkarı için Hezekeriya'yı kullanıyor. Hezekeriya demiş kuzeyde bir tane savaş çıkacakmış. İşte savaşı çıkardılar. Kardeşim, yani şimdi Hristiyanların içinde de katliamlar yapanlar var. Ve Yahudi içinde de katliamlar yapanlar var. Zaten planlar onlarda da, Yahudilerde de var, Hristiyanlarda da var. 70 devlet hepsi de plan olmuş. Hepsinin de sonu gelmiş, korkuyorlar. Kendi sistemlerini daha göstermek için senaryolar Hocam yapıyorlar. bir de geçen videoda dedik ki Deccal'i tanıyorum dedim, Putin'dir dedi. İşte bu Putin'in olma sebebi sadece Rusya'ya savaş açması mıdır? Yoksa bu Bak kehanetlerle alakalıdır. şimdi şeytan, O da biraz karışık da. bak şeytan yer altındadır. Şeytan telepatiyle o Putin'in emrinde olan o kayın kadın var ya, ona telepatiyle ona bazı bilgiler gönderiyor. Teccalın ne yapmak yapacağına dair emirler, telkinler veriyor. O da Putin'e diyor, Putin de bu Ukrayna savaşını başlattı. Şimdi Putin kendisine hani Mehdi gözüyle bak, yani Mesih gözüyle bakıyor ha. Evet. Zaten sadece şeytan onu kandırıyor ha. O
Kerem, o Kremlin Sarayı'nda olan kadın da o da kâhane sahibi de Putin'i kullanıyor. Hocam ben diyorum ki bu kehanetçi kadın, şimdi ben onu tanımıyorum, hakkında konuşmak da doğru değil. Ama ben diyorum ki bazı... Yok, doğrudur. Hiç rahmani bir kayınpederin yapılması için bir devleti savaşa sürüklemez. Şimdi ben bunu söylemek istiyorum. Acaba onun şekline giren bir şeytan olabilir mi? Şeytandan talimat alıyor. Yani yok, aynı insan gibi görünen, Yok insan yok yok, olmayan. o değil. O insandır. Telepatisiyle şeytandan, iblisten haber alıyor. Evet. Ve bir oyunla işte, yani Hristiyan başpiskoposuyla, hani din elden gidiyor. Dinimizin içinde bizim saygımız kalmadı. Onun da yönlendirmesi de vardı. Onların da Ukrayna'da Hristiyan durumu var. Tabii yani bu kuzeydeki savaşı olması lazım diyor. Başpiskopos bu ne demiş? Tamam, şimdi İncil'de olan kehanet, Matta İncil'inde olan Ya kehaneti kıyafetleri gerçekleştirme. bırak bırak. Kehaneti. Şimdi bak, Rahmani ile konuşalım. Bugün Ukrayna'da mazlum millet ortada yanıyor. Hocam mazlum. Evini, parkını terk etmiş, kaçıyor. Aynı şekilde mazlumlar Suriye'de de, Irak'ta da filan da Onlar var. da, onlar da Hepsi de hepsi. oldu yani. Bugün bu Ukrayna'dan, mazlumları, bir çıt çıkmadı ya ya Orta Orta Asya'da. Doğu olsun, herhangi dünyanın bir yerinde olsun, herhangi bir devlet toplarla, tanklarla, uçaklarla sivillerin üzerine katliam yapıyorsa o teccaldır. Onun elindeki kain de, o da iblisin kainidir. İblisle telepatiyle alıyor ve o zahirdeki başpiskoposlar da, onlar da şeytani başpiskoposlardır. Evet. Şimdi bu Suriye'de Heh. o kadar çocukların üzerine. Onlar da Hayır, şimdi ben mazlumdur. diyorum ki bu Ukrayna devletine bir çiz çıkmadı ya. Bu insana günahtır. Ya tabii ki fark var. Hani işte, hani dünyanın neresinde Yani olursa bir adalet olsun yok ha. mazlumlar, siviller de Yani tehlikededirler. herkes kendi seçtiği Ha, tarafı mazlum yapıyor herkes ha. kendi tarafını mazlum yapmıyor. Bu Bu var ya. başkipos var ya, başpiskopos. Diyor ki bir savaşı çıkması lazımdır, yoksa din elde gider. Ve insanlar şeytan olurlar. Şatanistlere giderler. Bak korkularında. Yahu sen eskiden beri mazlumları katliam Hocam yaptın, yaptın, şimdi yaptın. 5.000 tane İnsan senin dininde bir marifet görmediler ki. 5.000 tane Kürt Arapçada katledildi kimyasal silahla. Daha fazla, daha fazla, Dünyada çiz daha fazla. çıkmadı. Yani ne demek? 70 tane devlet, Firavun devlet bugün mazlumlarla savaşıyorlar. Olan mazlumlara oluyor. Orta Doğu'da, Irak'ta, dünyanın herhangi bir yerinde, Ukrayna. Ülke olamaz mı? Kudüs'te kalacak. Kudüs yıkılacak dendi. Kudüs şu anda Müslümanlarınla o devlet Ama olmaz. Allah-u Teala Muhammed Mehdi'ye öyle söylemişti geçmişte. Bütün Firavunları dağıtacağım. Hocam sen İsrail'e çok antipatik gözüyle bakıyorsun da. Antipatik değil, değil. Bak, bütün Yahudilerde Firavunlar. de ilan Yo, var. Allah-u Teala demiş, ben bütün Firavunları dağıtacağım. Tamam da Yahudiler deyince hepsi içine giriyor ha. Bak, şimdi Yazıktırlar. Yahudiler de şu andaki Musa ahlakında kalmamışlar ki. Peygamberlerin soylarından gelen insanlardır. Hristiyanlarda da İsa'nın ahlakında yoktur ki. İslam'da da Muhammed Mustafa'nın ahlakında kalan hiç kimse kalmamış ki. O zaman Mehdi Aleyhisselam hepsini birleştirecek. Mehdi Aleyhisselam dünya lideri olacak. Bütün Evet. planına da alacak. Bu. Allah'ın emriyle ha. Muhammed Mehdi bir şey yapamaz. Tabii. Muhammed Mehdi birleştirme de yapamaz. Allah bütün silahlarını bu planların üzerine kullanacak. Onların senaryosu ayrı, Allah'ın da senaryosu ayrı. Çünkü yüce Allah planları kendi gözüyle, kendi ordularıyla, silahlarıyla dağıtmasa kimse onları dağıtamaz. Öyle bir güneş patlaması olacak. Semada güneşin manyetiği kaplayacak, hiçbir elektronik cihaz çalışmayacak. Hocam ben bu gece bir rüya gördüm. Ben böyle araya sıkıştayım. Gördüm Siruzlular. Siruzlular. Bu Siruz her yerde çıkıyor ortaya. Siruzlar sanki beni kamerayla takip ediyorlardı. Kamerayla. Gizli kamera. İki tane gizli kamera vardı. Onlar şatanistler seni takip ediyor. Öyle mi? Tabii şatanistler Silo'yu da Silo'nun içinde
bizim adamımız var yani bu şatanistler de. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Şira yıldızı da Allah'ın evet, yarattığıdır diyor. Bazı şatanistler de Sirius A, Sirius B'ye inanışları vardır. Bir de Sirius C de varmış bazı bu dogon kabilesine göre. Evet, şimdi bazı şatanistler onlara da umut bağlıyor. Yani rüya aleminde o kamerayla seni takip edenler şatanistler. Gizli kameraydı ya. Evet, tamam, gizli kamera. Yani hani senin yudum var ya, almışlar bu da sana. Mesela biz satanistleri çok laf atıyor, onu anlamıyoruz. Tabii biz eğer gerçekten harbiden konuşuyoruz yani. Ama biz, benim onlardan korkum yok ki. Biz konuşuyoruz ya, tabii ki onlar da dinliyorlar. Onlar da bize yani biliyorlar yani kamerayla. Tabii ki biliyorsun her tarafında kamera var. Ama iki tane kameraydı. Yok, bu öyle bir kamera değildi. Küçük benim odamdaydı sanki bu kameralar. Ya işte hani bu Wi-Fi kanalı var ya, Wi-Fi bağı. Evet, Wi-Fi. Bu Wi-Fi ile insanları takip ediyorlar. Budur. Hani öyle bir sistem yapmışlar. Kim nerede konuşuyor biliyorlar ha. Takip ediyorlar. Ha? Mesela o Elon Musk var ya, bir numaralı şatanisttir. Franklarsa biliyor. Bütün kanalları izliyorlar. Hocam şimdi YouTube onların elindedir zaten. Ya Allah onların belasını verecek zaten. Ben bu dinlesinler. Elon Musk bak yapay yağmur çıkarıyor. Şimdi bu kanal... Bulutları başka yerlere yönlendiriyor. Uydularla çıkarmış olduğu cihazlarla. Bu işler Allah'ın emriyle oynuyorlar. Tabi şimdi biz YouTube kanalı olduğumuz için biraz da dikkatli olmamız lazım. Yok yok, dikkatli olma. Allah sonunda hepsini dağıtacak. Sen görecek. Allah'ın emriyle hepsi dağılacak. Bugün o bir insandır. Zavallıdır. Yakında ölecek. Ve bugün zengindir. Uyduları semada çok var. Uydularıyla hükmediyor. Yakında, hükmediyor. Yakında ölecek derken ne zaman yakında yani? Ya ölecek yani. Mutlaka ölecek. O hocam, bugün kendini ne zannediyor? Yani suni yağmurları yağdırıyor, bulutları yönlendiriyor, bulutları bir kütle halinde bir yerde toplatıyor. Ölümsüzlük ikisini çıkartmaya çalışıyorlar. Ya bulamazlar kardeşim. Ölümsüzlük sadece bir yerdedir. Bir yerde. O da Muhammed Mehdi biliyor. Bak bugün. Nasıl yani? Ya kardeşim ölümsüzlük. Yok. Hocam bu konuda çok önemlidir de. Biz onu hep öyle bir konuyu sufizden sonra bak, çıkıyor. Bak bugün Muhammed Mehdi'ye öyle kelime-i ledümler verilmiş ki her bir kelime-i ledüm bir silahtır ha. Ben bunu anlatayım. Hızır Aleyhisselam'ın ölümsüzlüğü gibi bir şey mi? O değil. O da ölümsüzdür ya. O değil. Uzun yaşıyor. O değil. Hızır Aleyhisselam Allah ona bir su nasip etti. Hayat suyu içti. Hayat. Muhammed Mehdi'nin ki farklıdır. Ben sana ne dedim? Ruhaniyetten mi ölmemesi anlamına geliyor? Maneviyat. O ruhaniyet zaten ölmez. O ayrı. Muhammed Mehdi'ye öyle kelime-i ledunlar verilmiş ki her bir kelime-i ledun bir silahtır. Artık şifre buradadır. Yani şimdi ölümsüzlüğü de veriyor mu Allah ona orada? Ya şimdi ölümsüzlük bak şudur. Bak şimdi ölümsüzlük Allah'ın emriyle bir kuluna verirse verir. Ama diyoruz Mehdi'ye şey ama var. Bak bir kelimede gizlen, Muhammed Mehdi'ye verilen bir kelimede o ölümsüzlüğün gizlemi saklıdır ha. Ya Muhammed Mehdi o kelimeyi okuyor ha. Ya bak sana bir o zaman perdeleme ondan mı oluyor perdelemeler? Ben sana bir şifre vereyim. Şimdi Yahudiler onu arıyorlar öldürmek için. Kimse ona bir şey de yapamaz. Yapamazlar. Yerine de gidemezler. Çünkü bugün ölüm. Ölüm bir sıkıntı değil mi? He? Ölüm anı. Evet. Bak. Muhammed Veli'ye bir kelime gelmiş okuduğu zaman ona o sıkıntı gelmez. Ha? Ölüm anı, sekerat anı büyük bir sıkıntı da değil mi? Büyük bir darlık da değil mi? Evet hocam. Muhammed Veli'ye bir kelime gönderilmiş ve Muhammed Mehdi o kelimeyi okunca o sıkıntı ondan gelmez. Yani gizemli kelimeler çok var. Enteresan bir şey.
Çok gizemli kelimeler var. Ve her bir kelime de bir silahtır. Mesela bir kelime okuyor, o kelime bir yerde deprem oluyor. Bak hele. Bir kelime okuyor, dünya nurlanıyor. Bir kelime oluyor, okuyor, ölüm anında da kurtuluyor yani. Bak. O zaman burada onun o perdelenmesi de onun alakası da o okuduğu dualarla. Ya söylememiş ya, daha o kelime söylememiş ya. Kapalıdır ha. Ona gelen özel kelimelerdir ha. Kaç harf olabilir? Ya kaç harf olabilir? Sırdır sırdır. Hocam, bu da Allah'ın vergisidir. Sen o sırrı da öğrensen de, bak o sırrı öğrensen de, bak. Şimdi zaman var. Hadi biraz merak ediyorum şimdi. Zaman var ha. Şimdi zaman var. Zaman, o zamanın hangi yılda, o yılın hangi ayında, hangi gününde, hangi saatte olacağına dair bir zaman var elindedir. O zamana kadar. Kimse bir şey yapamaz. Semada bir ses gelecek. 19 tane sesli harftir ha. 19'a gizemi budur. Ölümsüz. Bak semada Muhammed Mehdi ismi yankılanacak. 19 sessiz Türkçe harftir. Bir de 19'un da bir şifresi de budur. 24'ler, 12'ler, 30'lar nuzul olacak. O da 19 sessiz Türkçe harftir. 54 sessiz harf de Türkçe'de Muhammed Mehdi'nin zuhur olacağı günü, yılı, saati hepsi şey, ismi içindedir. 54 tane sessiz harf. O zaman görülmezlik de onda olabilir. İses. Ya Muhammed Mehdi onun duası prankas ışık hızıyla hareket ediyor ha. O zaman ruhsal olarak da değişkenler. Bütün boyutlar var ya 12 tane burç onun emrindedir ha. Yani geçiş yapabiliyor boyut. Ya onun duası onun okuduğu zikir boyutları aşıyor. O zaman burada her kardeşimiz kendini Mehdi ilan etmesin. Bu büyük bir olaydır. Ya büyük bir olaydır. Çünkü Muhammed Mehdi rüyada demiş ki ona öyle söylettiler. 12 bendedir. Evliya olabilir bir insan ama Mehdi olamaz. Ya, o ayrı bir olay. Tabii canım. Böyle bak şimdi 12 ondadır ha. 12 günü. Zaman yolundaki 12 tane burç onun emrine girecek. Evet hocam. Vallahi. Zaman yolundaki bütün haklar onun emrine girecek ha. Evet. Şeytani olsun ha en sonunda. Yahudi olsun, Müslüman olsun, Hristiyan olsun en sonunda bütün planlar dağıldıktan sonra hepsi de Muhammed Mehdi'ye gelecekler. Evet hocam. Allah razı olsun. Çünkü 12'ler ondadır. Bütün 12'ler ondadır ha. Evet. Ha. Teşekkürler efendim.